geldi tabii. Sabaha karşı geldi. Hiç uyku uyumadı. Kafam kazan gibi. Niye? Çünkü Fırat kazan, kafam kazan, gönlüm yaman. Şiir gibi konuştum lan sabah sabah. Geç yerine. Ulan kızın 2 gram Türkçesi var. Biz de espriyoruz. Espri yapıyoruz yani. Antoni Kukas, hiç cepte. Anladın mı? Güzel. Yemin ediyorum cin gibi bu çocuk ya. Gel senin anlamalarını yerim. Ben senin anlamalarını yerim. Yerim. Bittim var ya Tatiana, bittim. Dün ömründen kaç yıl gitti biliyor musun? Hikmet Kazan'ın oğlunu vurmasına şu kadarcık kaldı abim ya. Şu kadarcık diyorum bak. Ya bırak bu işi ya. Sağlık bozulacak senin. Oo kızım, sağlık mı kaldı? Bende tansiyon var, gastrit var, taşikardi var, el ayak uyuşması var. Sağlık mı kaldı? Ulan eskiden ne güzeldi be. Böyle ufak döküntü bir tane yazıhanemiz vardı Beşiktaş'ta. Azıcık aşım, kaygısız başım. Geçinip gidiyorduk ya. Demek Ali sensin. Evet abi. Sağda solda Metin'i çok duydum Ali kardeş. Benim de senin gibi güzel bir kardeşe ihtiyacım vardı. Artık işler çok büyüdü. Tek başıma yetemiyorum. Ne gibi işler abi? Şimdi mevzu şu. Biz bir nevi hızlı mahkemeyiz. Yani bir kardeş başka bir kardeşten borç alıyor. Sonra öbür kardeş mızıkçılık yapıyor. Parayı vermiyor. Biz devreye giriyoruz. Sen sağ, ben selamet. Güzelmiş abi. İyi o zaman. Bizim çocuklar sana bir takım elbise versin. Olur abi. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Var mı paran buldun? İdare ediyoruz abi. Ali! Ne yapıyorsun lan? Hayat hikayeni mi anlatıyorsun dul karılar gibi? Yok abi, öyle sohbet muhabbet yani. Bu evde sucuklu yumurtalar hep sana yapılıyor. Bizim önümüze koyuyorlar öyle tuğla gibi omlet. Ha? Bu cazibenin sırrı nedir Ali Efendi? Abi sen böyle kendini çok belli ediyorsun. Ben azıcık geri tuttuğum için... Afiyet olsun abi, buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.